bebek hırkası yapacağız. 3-6 ay arası giyilebilecek. Bunun için kullanacağım malzeme şu şekilde kartopunun ana kuzusu diye bir ip. Şiş olarak da 4 numara şiş kullanacağım. Evet, yaklaşık 34 ilmek çekerek örgümüze başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Evet, 34 ilmek çekeceğiz. Evet, ben 34 ilmek çektim. Bu yaklaşık 24 santime denk geliyor. Kendisi zaten şekilli olduğu için herhangi bir örneğe de gerek yok. Düz örgü olarak öreceğiz önde ve arkada. Normal düz örgü olarak önde ve arkada örüyoruz. Evet, iksirimizi yaptık. Şu şekilde göstermek istiyorum. Yirmi dört santim. Şimdi bunu yaklaşık 15 santim uzunluğunda öreceğim. Bu şekilde
15 santim uzunluğunda örmeye devam edeceğim. Önde ve arkada düz örgü yaparak. Evet, gördüğünüz gibi ben yaklaşık 15 santimetre ördüm. Şöyle göstereyim. 15 santimetre. Burayı ördüm. Şimdi iki yanına 16 santimetre daha öreceğim. Yani burada artırma yapacağım. Her iki yanından da 16 santimetre yapacağım. Buna denk gelen sayı 22 benim hesabıma göre. 22 ilmek artıracağım buradan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 ilmek artırdım. Yani buralar kollar olacak. Bu ördüğümüz arkasıydı. Kol kısmına geldik. Şimdi bu 22 ilmeğimizi yine aynı şekilde düz olarak örüyoruz başa kadar. Burada yine 22 tane ilmek artıracağım.
Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi yine aynı şekilde 22 ilmek artırma yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Dediğim gibi buranın uzunluğu 16 santime denk geliyor yaklaşık. Gördüğünüz gibi yine 16 ilmek artırdım. Yine bunu aynı şekilde öreceğim. Yaklaşık 7 santimetre kadar şurayı uzunluğum yaklaşık 7 santimetre olacak. 7 santimetre sonra da yaka oyuntusunu yapacağım. Yaklaşık 7 santimetre öreceğim. Evet, kol uzunluğunu göstermek istedim. On altı santimetre. Burası da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ben yaklaşık 7 santim bu sırayı ördüm. Santim. Her iki tarafında rahat çalışabilmek için misinalı şişe geçtim. Gördüğünüz gibi iki yanda kolları oldu. Şimdi yaka kısmına geçeceğim. Bunun için de yaklaşık 31 ilmek öreceğim. Buradan itibaren ve ortada 16 ilmeği keseceğim. Yani yakanın arkası olmuş olacak. Evet, 31 ilmeği ördüm baştan itibaren. Bakalım kaç santim olacak. Yaklaşık 23-24 santim. Şu şekilde. Santim ördüm.
Şimdi 16 ilmek keseceğim. Artık yaka kısmını yapıyoruz. Burayı ikişer ilmek ikişer ilmek keseceğim. Sonda yine 31 ilmeğim kalacak. Bu iple çalışmak biraz zor ama sonucu güzel. Evet, sonda 31 ilmek kalana kadar kesme işlemine devam ediyoruz. Evet, 16 ilmeğimi kestim. Geride kaldı 31 ilmeğim. Şimdi burayı öreceğim. Artık şu yaka kısmında şu şekilde 2-3 santim bu şekilde örmeye devam edeceğim. Artık burayı bırakıyorum. Burayı daha sonra öreceğim. Artık önlere geçiyoruz. Önün bir kenarını burada örerek devam edeceğim. Burayı aynen bu şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, ördükten sonra görüntümüz böyle. Burada yaka oyuntusu var. Burada kollar. Şimdi sadece bu kısımda çalışacağız. Burayı yaklaşık 2-3 cm boyunda sadece bu sırayı 2-3 cm boyunda öreceğim. Bu şekilde 3 santimetre öreceğim. Evet, diğer kenarına geçici olarak bir sinaş işlemi geçirdim. Burada yakanın ölçüsünü vermek istiyorum. Yaklaşık 10-11 santimetre.
tane sinyal şişim var. Dediğim gibi şimdi burayı tekrar geri dönerek yaklaşık 3 santimetre kadar öreceğim. Yaklaşık 200 santim ördüm. Gördüğünüz gibi buradan devam ediyorduk. Bu taraftayız. Şimdi ön kısmına geçeceğim. Bu hırkayı düğmeli yapacağım için iki tarafı ayrık olacak. Bunun için şimdi 11 ilmek ekleyeceğim. Bu sayıyı nasıl buldum? Ben kolu 22 ile yapmıştım. Biliyorsunuz. 22'yi buradan çıkardım. Bu tarafı zaten 34 ilmekle başlamıştım. 34'ü 2'ye böldüm. 17 buldum. 17'ye 3'er sayı ekledim. 20 etti. Burada şu an 22'den hariç 9 sayı var. Onun üstüne 11 ekleyeceğim. Yani tek ön tarafının sayısını bulmuş oldum. Ben bunları zaten santimetre ölçülerini de şema olarak vereceğim size. Orada daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi buraya 11 ilmek ekliyorum. Diğer tarafım yine beklemede. Bura bittikten sonra oraya başlayacağım. 1 2 3 9 10 ve 11. Şimdi bu 11 sayıyı ekledim. Burayı yine aynı şekilde 7 santim. Artık 7 santim uzunluğunda öreceğim. 11 arttırdığımdan itibaren. Yani şurayı yapmaya çalışıyorum. Artık kolunun arpa tarafı olacak burası. 7 santim daha öreceğiz. Evet, ben burayı yaklaşık 7 santimetre ördüm. Şöyle göstereyim. 7 santimetre. Şimdi artık kol kısmı bitti. Şöyle. Yani katladığımız zaman burası kolu olacak. Artık ön kısmına geçiyoruz. Artık burayı öreceğiz. Şimdi kolumuzu 22 ilmekle yapmıştık. 22 ilmeğimi keseceğim. Kalan ilmekleri de örmeye devam edeceğim aşağıya kadar. Sonda sadece 20 ilmeğimiz kalacak.
20 ilmeğimiz kalana kadar kesme işlemine devam ediyoruz. Evet, 22 ilmeğimi kestim. Burada kaldı 20 ilmeğim. Şöyle göstereyim. Yani kola ütüsünü kesmiş olduk. Şimdi buradan aşağıya kadar hırkamızın ön tarafının bir kısmı bitmiş olacak. Burayı aşağıya kadar örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ben şurayı ördüm. Yine bu uzunlukta, aşağıdaki bu uzunluğu buldum. Yani şöyle kıvırdığımız zaman şu şekilde burası önünün tek kanadı olacak. Bu uzunluğa eriştik artık. Arkayla aynı uzunluktayız şu an. Artık ipimi keseceğim. Artık ipimi kesiyorum burayı. İpimi kestikten sonra da diğer tarafa geçeceğim. Bu şekilde sonuna kadar ipimizi kesiyoruz. Evet, bu sırayı bitirdim. Artık burayı kapattık. Gördüğünüz gibi burası tek kanadımızdı. Şimdi diğer taraftaki misin alış işimi normal şişe geçirdim. Buradaki ilmekler kaçmasın diye misin alış işime geçirmiştim. Şimdi aynı işlemi buradan itibaren yaptığımız işlemi bu tarafta yapacağız. Yani şu işlemi. Kol kesimine geldiğimiz zaman da buradan keseceğiz. Şimdi aynı işlemi bu tarafta devam ediyoruz. Yalnız burada ilik açacağız. Hırkamız düğmeli olacağı için bu tarafta ilik açacağım. Evet, ipimi takıyorum ve şuradaki 3 santim yapıyorum. 3 santimetre genişliğinde şurayı yapmıştık. Yaka oyuntusunu. Aynen burada yapacağız. Buradan doğru başlayacağım ipimi takıp. 3 santimetre boyunda öreceğim burayı. İpimi şuradan sabitleyeceğim. Evet, ipimi sabitledim.
aynı şekilde 3 santimetre uzunluğunda örüyoruz. Evet, bu yaklaşık 3 santimlik arayı ördüm. Yani şurası ördüğüm yer. Şimdi bu yaka kısmını tekrar artıracağım. 11 ilmek artıracağım. Bir iki sıra sonra ilmek yeri bırakacağım. Şimdi 11 ilmek artırıyoruz. Bir, iki, üç, on ve 11. Evet, 11 ilmek artırdım. Şimdi bir iki sıra öreceğim. Bir iki sıra sonra ilmek açacağım. Evet, ben burayı yaklaşık 7 santim ördüm. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. 7 santim. Şu birkaç sıra ördükten sonra buraya ilik yeri yaptım. Başta 3 ilmek bıraktım. 4 ilmeğimi kestim. Çünkü büyük düğme kullanacağım. Burada ilik yaptım. Burayı da 7 santim ördüm. Şimdi artık şu düzlüğü yapacağım. Baştaki kol kısmını 22 ilmek yapmıştım. Bu 22 ilmeği şimdi kesiyoruz ve bu kısmı burayla aynı eşitlikte yine örüyoruz. Evet, şimdi 22 ilmeğimi keseceğim. Sonda 20 ilmeğim kalacak. 20 ilmekle devam edeceğim. Sonda 20 ilmek kalana kadar kesiyorum. Evet, bu sırayı da bitirdim. Şurayı gördüğünüz gibi ikisi de 15 santim. Artık örgümü keseceğim. Buradan artık kesiyoruz. Daha sonra da önde düğme yerlerini yapacağım. Şimdi kesiyoruz. Evet, kesim işlemim bitti. Şimdi artık birleştirmelere geçeceğim. Şu kol kısmını birleştireceğim ve iki yanını bu şekilde birleştireceğim. Şöyle tersinden doğru bu şekilde birleştirme işlemlerini yapacağım. Evde bulunan herhangi bir krem rengi ipi kullanıyorum. Burası kol kısmı. Hemen şu yan kenardan başlayacağım.
şekilde iki tarafını da birleştireceğim. Evet, birleştirme işlemini bitirdim. Şu şekilde her iki kenarını da birleştirdim. Evet, hırkamız bitti. Ben bunu mont tarzında yapmak istedim. O yüzden bu iple yaptım. Mont görüntüsü vermek için. Şurada ilik yapmıştım başında. Bir tane. Siz isterseniz 3 tane de yapabilirsiniz. Bu başta 3 ilmek bıraktım. 4 ilmeği kestim. Bu şekilde ilik yapmıştım. Bu şekilde de karşısına düğme yaptım. Yani mont görüntüsü vermek istedim. Bu yüzden tek düğmeli yaptım. Örgümüz bitti. Diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.